Merhabalar, Güncel Dermatoloji YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Ezgi Özkur, dermatoloji uzmanıyım ve Güncel Dermatoloji YouTube kanalımızdan ciltle ilgili doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Ben ve diğer arkadaşlarım aynı zamanda günceldermatoloji.com'da ciltle ilgili yazılar paylaşıyoruz ve cilt hastalıklarını anlatıyoruz. Bugünkü konumuz 3 adımda akne yani sivilcelerden nasıl kurtuluruz, nasıl tedavi oluruz? Şimdi gerçekten sivilce yani akne toplumumuzda sık görülen bir konu. Hatta adolesan çağ dediğimiz ergenlik döneminde %80'lere varan yani 10 çocuktan 8'inde olan bir problem. Peki ne yapmalıyız? Bu 3 adım neler? Şimdi öncelikle birinci adım tedavimize sadık kalmak. Zor olduğunu biliyorum. Peki o zaman biraz daha derine dalalım. Ne kullanacağız? Hangi durum tedavi edilmeli? Öncelikle şu çok önemli. Bütün akneler tedavi edilmeli. Tüm tipleri. Siyah nokta, kör akne, irinli akne, deri altındaki kistik akne. Hepsi mutlaka tedavi edilmeli. Neden? Çünkü ileride iz kalmasın diye. Veya ilerlemesin diye, sayıları artmasın diye. Peki ne yapıyoruz biz tedavide? Bu tamamen kişinin aknesine özel. Mesela siyah noktalı aknelerde daha çok retinoidler, azaleik asit kullanabiliyoruz. Aktif aknelerde benzoil peroksitli kremler, topikal antibiyotikler veya antibiyotikli haplar kullanabiliyoruz. Çok ciddi daha yoğun ve iz bırakabilecek gibi aknelerde izotretinoinli haplar yani retinoidli haplar kullanabiliyoruz. Yani bu tamamen sizin aknenizle, beklentinizle, cilt tipinizle ilgili. Ve beraberinde bazen LED ışıklar kullandığımız, bazı lazer tipleriyle daha hızlı sönümlendirme yapmaya çalıştığımız, eklediğimiz, üzerine tedavi ettiğimiz veya işte bu iyi gelmedi deyip çıkardığımız. Yani bu bir süreç. Hiçbir aknenin tedavisi bir günde olmaz arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? Birinci basamakta aslında biz dermatoloğa gidiyoruz. Dermatoloğa gidiyoruz ve bir akne tedavisi planlanıyoruz. Peki hocam ben sürdüm 2 gün iyileşmedi. Hayır, bir tedavinin fayda edip etmeyeceğini anlamanız için en az 8 hafta kullanmanız lazım. Retinoidli ilaçlar için bu süre 12 haftaya kadar çıkabilir faydasını görmeniz için. Bundan daha önce keserseniz ilacı zaten hiçbir zaman fayda edip etmeyeceğini bilemezsiniz. Yani burada sabır çok önemli. Sabır ve tedavi uyum. İnanın ben de dahil birçok dermatolog sizi dünyanın sonuna kadar gidecektir akne konusunda. Ne demek bu? Çünkü bir sürü tedavisi var. Ve bir sürü çeşit kombinasyon var. Mutlaka ve mutlaka sizin aknelerinizi %100 iyileştirmese bile %80-90 başarılara kadar iyileştirecek ortak bir tedavi bulunacaktır. Burada önemli olan hem çabalamayı bırakmamak hem kremleri veya hapları doktorunuzun verdiği şekilde düzenli kullanmak ve sabretmek ve tedaviye uymak çok önemli. Tabii ki burada şunu kastetmiyorum. Mesela işte haptan dolayı oluşan bir mide bulantısı var veya işte kremden dolayı oluşan bir aşırı kızarıklık, kaşınma var. Doktorunuzun size söylemediği bir yan etki. Tabii ki bunlar yan etkilere girer. Nadir de olsa olabilir. O zaman tabii ki hemen kesin ve tekrar dermatoloğunuza başvurun. Peki ikinci aşama ne? İkinci aşama kendinize uygun bir cilt bakım rutini oluşturmak. Peki bunu nasıl oluşturacağım? Bunu daha önce Instagram kanalımda da anlatmıştım. 3 basamaklı bir rutin oluşturacağız. Bu ne demek? 1. Temizle. Sabah akşam temizleyici kullanacağız. Ama daha fazla da temizlemeyeceğiz. Çünkü sabah akşam dışında çok temizlersek daha iyi akneleri kurtur diye bir şey yok. Tam tersi cilt bariyerini bozuyoruz ve cilt bariyerini bozduğumuz için cildimiz tahrişe daha açık oluyor. Ve tahriş olan yerlerde akne çıkma ihtimali artıyor. Maskeye bağlı aknesi alevlenenler bilirler zaten bu konuyu. Çünkü maskenin sürttüğü noktalarda akne çıkışları olur. Aynı bu şekilde. Ve kuruluk hissini, bu tamamen kurutan sabunları sevmiyoruz. Özellikle kostik içerikli olanları. Neden sevmiyoruz? Onlar da aynı şekilde cildimizin üzerinde sebum denilen ve cildimizi dış etkenlerden koruyan ince bir yağ tabakası bulunmaktadır. Bunun fazla üretilmesi aknelenmeyi arttırır. Evet. Ama hiç olmaması da cildimizi dış bariyerlere karşı hassas hale getirir. Bu da ne yapacaktır? Tabii ki akne oluşumunu arttıracaktır. O yüzden kupkuru yapan sabunları değil, temizleyici jelleri öneriyoruz. Hem temizleyici jellerin içindeki bulunan etken maddeler, mesela salisilik asitli bir temizleyici bir jel veya benzeri asitlerle
İşte bu dermakozmetik markaların ürettiği temizleyici jeller gözeneklere de girerek oradaki tıkaçların atılmasını da sağlıyor. Yani ikisine de etki etmiş oluyor aslında. Yani aknenin oluşmasını da azaltmış oluyor ve bunu da 20 saniye yıkama yeterli deniyor. Kesinlikle makyajla uyumuyoruz çünkü makyaj gerçekten akneyi arttıran bir şey eğer makyajla uyursak. Makyaj yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilir akneli kişilerde makyaj ama non-komedojenik. Yani komedonları tıkamayan, gözenek yapmayan ürünlerle eğer dikkat ederseniz bazı makyaj malzemelerinin arkasında özellikle yazar non-komedojenik diye bu ibareyi arayın. Bu ibare denetime tabidir. O yüzden herhangi biri bu ibareyi yazamaz. O makyaj malzemesi bir prosesten, bir işlemden geçmeden bu ibareyi alamaz. Veya oil free yazabilir. Yağsız, yağlandırmaz. Bu ibarelerde bakabilir. Yani akneliler makyaj yapabilir arkadaşlar. Tamam. O zaman ne yaptık? Sabah akşam cildimize uygun bir jel temizleyiciyle temizledik. Günlük rutinimizi oluştururken. Ondan sonra doktorumuzun verdiği kremi sürdük. Cilt rutini oluştururken. Bu neyse artık. Retinoid, azelaik asit, benzoil peroksit, topikal antibiyotik sürdük. Üzerine ne yapacağız? Mutlaka koru basamağı. Temizle. Tedavi et. Koru. Peki koru basamağı neden oluşuyor? Koru basamağı nemlendirmekten ve güneşten korumaktan geliyor. Yani nemlendirici ve güneş koruyucu kullanmak. Akşamları nemlendirme, sabahları güneşten korunma. Peki hocam zaten cildim yağlı. Nemlendirici sürersem daha da kötü olmaz mı? Aknelerim artmaz mı? Aslında bununla ilgili yapılan çalışmalar var. 5000 hastaya nemlendirici sürülmüş, 5000'e sürülmemiş ve nemlendirici sürülen akne hastalarında aknelerin kızarıklığının daha hızlı iyileştiği ve ağrılarının daha hızlı gerilediği görülmüş. Yani aslında nemlendirmek sizin cilt bariyerinizi sağlamlaştırıyor. Belki o hafta değil ama uzun döneme baktığımızda 3. ayın sonunda sizin sivilcelerinizin çıkma ihtimalini azaltıyor ve iyileşmesini hızlandırıyor aslında. Ama nasıl seçeceğimiz çok önemli burada nemlendiriciyi. Mutlaka yine non-komedojenik, yağlandırmayan ve ben akneli ciltlere jel temizleyici öneririm. Yani böyle jel kıvamında seyreltik, ağırlık yapmayan, gözenekleri tıkamayan nemlendiriciler var. Yine dermakozmetik markalarım. Bunları öneririm. Dermakozmetik markaları neden öneriyorum? Bu eczanede satılan dermakozmetik markalar. Çünkü onaylı oluyor. İçindeki üzerine konulan ibareler Sağlık Bakanlığı'ndan geçiyor ve özel testlere tabi tutuluyorlar. Ve bu markalar, işte bu bildiğimiz markalar, Ar-Ge'leri var. Özellikle bu cilt hastalıklarıyla ilgili bilimsel açıdan da o yüzden destekli markalar. O yüzden bir jel nemlendirici öneriyorum. Gündüz güneş kremi sürelim mi? Hocam en azından onu sürmeyelim ya. Çok akne yapıyor. Hayır, mutlaka sürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü neden? En önemlisi akne lekelerinin iz bırakmaması için zaten güneşte. Çünkü güneş, deniz suyu, bazı hastalar söylüyor çok iyi geliyor hocam aknelerime. Evet, kurutuyor olabilir bir miktar ama uzun dönemde dediğim gibi her zaman bu kuruluk, tahriş, güneş ışığına maruziyet tam tersi akne oluşumunu ve akne lekelerini artırabilir. O yüzden güneş koruyucu öneriyoruz. Güneş koruyucuda da aynı şey geçerli. Non-komedojenik ürünler. Zaten dermakozmetik markaların hepsi artık akneli ciltler için özel, daha kuru, yağlı olmayan non-komedojenik ürünler çıkarmakta. Bunların herhangi bir tanesini tercih edebilirsiniz. Yine bu nemlendirici ve dermakozmetik markaların diğer güneş kremi seçimi için DR Ezgi Özkur Instagram adresinde de daha önce sizden gelenleri, benim de tabii ki uygun gördüklerimi, öne çıkanlarımı da paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Size uygun bir ürün. Tabii ki bu dermakozmetik seçiminde de şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Benim önerdiğim şunu alın kullanın dediğim tek bir marka olamıyor. Neden? Çünkü size iyi gelen başkasına iyi gelmeyebiliyor. Dokusunu kokusunu biri sevmiyor, biri seviyor. Biri diyor ki çok iyi geldi, biri diyor ki bende akne yaptı. Bu bir yolculuk, günlük bakım rutini oluşturmak bir süreç. Eminim en iyi geleni bulacaksınız kendinize. Ama örnek markalar Instagram adresimde var, bakabilirsiniz. Günlük rutine bir ek yapmak istiyorum. Eksfolyasyon çok soruluyor. Gerçekten eksfolyasyon önemli. Eksfolyasyon demek ölü atık üst tabakanın atılması demek ve böylece hem yeni hücrelerin oluşması artıyor hem de tıkaçlar da gözeneklerdeki atıldığı için akne oluşumu azalıyor. Akneli ciltler için en iyi eksfolyasyon ajanı salisilik asittir. Ama salisilik asit mesela retinoid kullanıyorsanız üst üste sürülmesi tahrişi arttırabilir. O yüzden eğer
tedavi et basamağınızda bir kreminiz varsa öncelikle zaten dermatologunuza sorun. Salisilik asit kullanabilir miyim? Ne zaman kullanabilirim diye. Benim önerim genelde şöyle oluyor. Eğer retinoidli bir hap kullanıyorsanız gerek yok diyorum. Çünkü o zaten çok hızlı bir yandan da eksfolyasyon da yapıyor gibi keratinizasyonu düzenliyor. Ama kullanmıyorsanız, sadece sivilce kremleriyle tedavi oluyorsanız o zaman gündüz salisilik asitli bir serum öneriyorum. Gece retinoid kullanıyorsanız. Eğer başka bir şey kullanıyorsanız gece mesela benzoil peroksitli, o ikisi birlikte yine tahrişi arttırabilir. O yüzden birini gece birini gündüz kullanmak mantıklı. Salisilik asit güneşe karşı hassasiyet yaratmaz ama yine de mutlaka üzerine güneş kremi öneriyoruz. Ya da salisilik asitli yıkama jeli kullanıyorsanız ve yeterli eksfolyasyon yapıyorsa gerek olmaya da bilir salisilik asitli serumlara. Onu da söyleyeyim. O zaman günlük rutinimizi oluşturmayı anladık sanırım. Temizledik, tedavi ettik, koruduk. Koruma basamağında da nemlendirici ve gündüzleri güneş koruyucu. Eksfolyasyon rejimi istiyorsak ekledik salisilik asitli bir. Haftada 1-2 de deneyebilirsiniz ama salisilik asit normalde günlük kullanılabilir. Gündüz sürüp üstüne güneş koruyucu sürebilirsiniz. Bunu da ekledik ve aknelerden kurtulacağımız son aşamada safsatalara inanmamak, mitlere inanmamak. Ne demek bu? Şimdi biz zaten günlük rutinimizi yapıyoruz. Doktor kontrolünde tedavimizi oluyoruz. Şuna inanmayacağız. Yavrum ergenlik aknesi geçer. Hayır, geçmez. Tam tersi iz bırakır ve artabilir. Ve ortalama bir akne 8-10 yıl sürebiliyor. O yüzden buna inanmıyoruz. 2. Sirke sür, limon sür. Çok kötü. Çok tamamen cilt bariyerini bozan. Hele limon güneşte de leke de bırakır üstüne üstlük. Kesinlikle önermiyorum. Ama hocam çok iyi kurutuyor. Kurutuyor olabilir, o gün kurutuyor olabilir. Ama dediğim gibi bu bir süreç tedavisi. Bizim istediğimiz o gün hemen asitle basıp da söndürmek değil. Bizim istediğimiz bir daha çıkmasın. Ve pürüzsüz bir cildimiz olsun istiyoruz. O yüzden o gün günlük tedaviler değil bizim istediğimiz. Ama günlük tedavi, ertesi gün önemli bir olayınız varsa hidrokolloidli akne bantlarını öneririm. Bu bilindik kozmetik dükkanlarında satılıyor artık. Küçük bir şekilde kesip üstüne yapıştırıyorsunuz. Bütün gece orada duruyor. Sabah daha sönmüş bulabilirsiniz. Ve o gün benzoil peroksitli bir krem de mesela triakne %10 gibi piyasada var. Sürebilirsiniz. Daha hızlı sönmesine sebep olur. Ama bu yine uzun dönem bir akne tedavisi değil. Çünkü ne olacak? Bu sadece dönemlik onu söndürmeye sağlayacak ve bir hafta sonra yeni akne çıkışını engellemeyecek. O yüzden söndürmek için lütfen evdeki malzemelerden değil bu hidrokolloidli akne bantları kullanılabilir. Ve biz tedavimize sadık kalıyoruz. Safsatalardan uzak duruyoruz. Başka neler var? Jelatin maskesi, işte siyah nokta bantları. Arkadaşlar siyah noktaları temizlemek tamam iyi hoş da siz de tedavi olmadıktan sonra hiçbir faydası olmaz ki. Bir ay sonra biz ikinci keratin döngüsünde 28 günde bir cilt yeniliyor. Tekrar da olacaktır. O yüzden bizim amacımız her zaman söylüyorum o gün değil. Cilt bariyerini böyle çat diye tahriş ederek o gün o günü kurtarmak değil amacımız. Bizim amacımız uzun dönemde siyah noktalardan kurtulmak. O yüzden ne yapıyoruz? Bunları da yapmıyoruz. Aynı şey bu vakumlu siyah nokta aletleri için de geçerli. Kesinlikle onları da önermiyorum. Çünkü onlar da gereksiz tahriş ve dediğim gibi uzun dönemde hiçbir etkisi olmayacaktır cilt bariyerini bozmaktan başka. Peki o zaman sanırım 3 basamağı anladık. 1. Sabırla tedavine uy. 2. Günlük sana uygun bir cilt bakım rutini oluştur. 3. Mitlere, safsatalara inanma. Bunlar dışında da yüzüne hiçbir şey kullanma. Temizleme aletleri çok soruluyor bana. Bu silikonlu temizleme aletleri kullanılabilir. Silikonlu olanlar yumuşak bir şekilde. Ama şart mı değil. Parmaklarınız yeterli temizleme görevi görecektir. Gün içinde terleyenler soruyor. Yıkayacağız. Hani terliyoruz. Suyla yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Temizleyici günde 2 defa kullanmak yeterlidir. Maskenin tahrişinden korunmak için yumuşak bir maske, çok sürtmeyen maske kullanın. Zaten cilt bakım rutininizi yaptığınızda o cildinizi nemlendiriciniz ve güneş koruyucunuz koruyacaktır. Maskenin yarattığı tahrişten. Ama siz de daha yüzünüze havalandıran,
sürtmeden oturan, pamuk içi daha pamuksu dokusu olan veya içe pamuklu takabilirsiniz bir maske tercih edin. Yine aynı şekilde dar saç bantları buralardaki akneyi arttırabilir. Yani sürtünme ve tahriş arttıracaktır. Keselemekten liflemek kesinlikle önermiyoruz. Her türlü tahriş mikro çizikler oluşturacaktır. Ve bu mikro çizikler uzun dönemde aknelerinizi alevlendirecektir. Aynı zamanda kesinlikle dermaları önermiyoruz. Zaten aktif sivilcelerinizi arttırır. İz kalma oranını arttırır. Daha derine enfekte edebilir. Yani mikrop kaptırabilirsiniz. Çok çok tehlikelidir. Kesinlikle önermem. Lütfen TikTok'ta, Instagram'da gördüğünüz şeyleri yüzünüze denemeyin. Çay ağacı yağının direkt sürülmesini önermem. Gerçekten çay ağacının akneyi azaltmakta belli bir miktar etkisi vardır. Ama tek başına bir akne tedavisi değildir. Destek tedavisi için çay ağacı özü içeren nemlendiriciler var. Kullanabilirsiniz çay ağacı yağını sevenler. Ama kesinlikle çay ağacı yağını sürüp üstüne bant kapatıp o şekilde yapmayın. Kimyasal yanık oluşup tam tersi leke kalabilir. Yani siz doktorunuza güvenin, cilt rutininizi belirleyin, safsatalardan uzak durun, bilimle kalın diyoruz. Eğer videolarımızı takip etmek isterseniz Güncel Dermatoloji kanalına abone olabilirsiniz. Bundan sonra bu ve benzeri videolar çekeceğim ve diğer dermatolog arkadaşlarım da çekecekler. Beğene basabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yorum yaparsanız ilk gün yorumlarınıza mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Daha kısa ve günlük hayatta işinize yarayabilecek videolar paylaştığım DR Ezgi Ozkur Instagram adresimi de takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aknesiz, sivilcesiz günler diliyorum.